Zagor TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda 23 günlük bir emeğimin ürünü olan Habil ile Kabil videosunun yapım aşamasına ve paylaşmadığım sahnelere dair görüntüler yer verdim. Şimdi ilk defa izleyeceğiniz görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Kabil bir gün değişik bir görüntüyle karşılaştı. Gördüğü ölmüş bir eşekti. Yırtıcı kuşlar eşeğin etini yiyip iskeletini bırakmışlardı. Kabil, Habil'le baş başa kalır kalmaz ona sordu. Allah senin hediyeni kabul etti de benimkini niçin etmedi? Niçin böyle olduğunu bilmiyorum. Ama ben senin kalbinin Allah'a tam olarak açık olduğuna da inanmıyorum. Eğer kalbin Allah için tertemiz olsaydı, elbette ki Allah hediyeni kabul ederdi. Seni öldüreceğim Habil. Kızma ey Kabil. Allah kendisine teslim olanlardan gelen hediyeyi kabul eder. Eğer şu anda pişman olur da tevbe edersen, muhakkak ki Allah senin hediyeni de kabul buyuracaktır. Hayır, seni öldüreceğim. Beni öldürmek için elini bana uzatsan da, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Seni bir gün mutlaka öldüreceğim. Emin ol bunu yapacağım. Beni öldürmeye çalıştığında sana karşı direnmeyeceğim. Kendi günahınla beraber benim vebalim de yüklenip cehennem halkından olmanı istiyorum. Zalimlerin cezası budur. Kabil, kollarında Habil'in cesedi olduğu halde yoruluncaya kadar yürüdü. Ne yapacağını bilmez bir halde cesedi yere bıraktı. Bu sırada çığlıklar atan bir kuş sesi boşluğu parçaladı. O anda Kabil'in kalbi korkuyla doldu. Başında bilinmeyen bir bela vardı. Silaha bürülü kötü adam, uyuyan iyi adama yaklaştı. Derin uykusunu fırsat bildi ve elini kaldırarak silahını hızla kardeşinin başına indirdi. Kardeşinin kanı oluk gibi fışkırarak toprağa döküldü. Kabil olanca gücüyle elini kaldırıp indiriyor, vuruyor, vuruyor, vuruyordu. Habil öldü. Onun katili Kabil'di. Yeryüzünde ölen ilk insan oydu. Habil'in ölümü yeryüzünde işlenen ilk cinayetti. Ondan önce kimse ne ölmüş ne de öldürülmüştü. Kabil önünde hareketsiz duran cesedi ne yapacağını düşünmeye başladı. Ne yapacağını bilmeksizin cesedi yerden kaldırıp boylu boyunca kucağına aldı ve yürüdü.